Buyurun. Teşekkür ederim. Ay. Monika Hanım, Öykü iyi mi? Yani sizi ağırlamaktan çok memnunum. Ne olur yanlış anlamayın ama siz böyle aniden gelince ben bir telaşlandım. Evet, bir sorun var. Hayırdır? Yoksa Kemal'den kötü bir haber mi var? Yok, telaşlanmayın. Kemal Bey gayet iyi. Her gün doktorlarından mail alıyorum. Her şey yolunda. Çok şükür. Konu Öykü. Moda evinde farklı bir konumda çalışacak artık. Bilmem size bahsetti mi? Bir süre Şeyma'nın asistanı olarak çalışacak. Ona bir ders vermeliyim de. Ne dersi? Biraz açık konuşur musunuz Monika Hanım? Yani Öykü size karşı bir hata mı yaptı? Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı diyelim. Yani size sunduğu koleksiyonu mu beğenmediniz? Öyle bir çalışma yok. Bana yapamadım dedi. Dosyasını vermedi. Nasıl yani? Aa, ben gözümle gördüm. Ben şahidim. Sabahlara kadar çalıştı çocuk canım. Peki nerede o çalışmalar? Yani bana niye sunmadı? Bir dakika. Hayır, çünkü sabahlara kadar çalıştı. Gerçekten. Bir taraftan babasının hastalığı, bir taraftan babasını mutlu etmek için planladığı evlilik. Ah, işte bak bak. Çalıştı çünkü biliyorum. Bakın. Burada işte. Ay ben çok iyi anlamıyorum. Acaba içine sinmediği için mi size vermedi diyeceğim ama. Bunlar Şeyma'nın koleksiyonunun eskizleri. Nasıl yani? Ne? Öykü şimdi Şeyma'dan bu tasarımları çaldı mı diyorsunuz? Aşk olsun Monika Hanım. Yani siz Öykü'yü hiç tanımamışsınız. O ölür ama böyle bir şey yapmaz, inanın. Bunları Öykü mü çizdi şimdi? Emin misiniz? Elbette Öykü çizdi. Başka kim çizebilir ki bu evde? Hani ben sadece bir terziyim. Böyle bir şey çizemem ki. Tabii ki Öykü çizdi. Olcay neredesin? Sana çok ihtiyacım var. Bu eskizler Öykü'nün evinde ne arıyor? Annesi Öykü çizdi dedi. Senden bir açıklama bekliyorum. Yani Monika Hanım, o açıklamayı siz Öykü'den isteyin. Gerçi onu bulabilirsiniz tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.